Total Enerji istasyonları gün ortasını sunar. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasından merhaba. Ben Ahu Rakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızda öncelikli olarak şu ekonomi politikasında normalleşme arayışları devam ederken iş dünyasının beklentilerini konuşacağız sevgili seyirciler. İlk yarıda çok kıymetli bir konuğumuz var. Çatısı altında yüz binlerce üyesiyle İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç bizlerle birlikte olacak. İş dünyasının hem acil, kısa, orta vadede tüm beklentilerini Sayın Başkan'la konuşacağız. Hemen arkasından da birazcık vergi sistemine de bakacağız malum. Çünkü işte bir yandan depremde, bir yandan seçim ekonomisiydi derken gerçekten de yaşadığımız pek çok badire var, pek çok sıkıntı var. Bütün bunlar bütçe dengesini alt üst etmiş durumda. Bir şekilde para gerekiyor o bütçe içinde. En önemli gelir kaynağı da devletin vergi biliyorsunuz. Çok kıymetli bir isim Funda Başaran Yavaşları alıyorum ara ara. Bugün biraz daha biz böyle işi daha makro cepheden bakacağız. Hem böyle kısa orta vadede vergi politikasının hükümetin ne olması gerektiğini konuşacağız. Enflasyonla mücadelede vergi nasıl bir enstrüman olarak değerlendirilebilir, kullanılabilir onu konuşacağız ama daha makro bir çatıda da vergi reformunu biraz gündeme getirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten hakkaniyetli bir vergi reformuna ihtiyacımız, verginin tabana yayılmasına ihtiyacımız var Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak. Hani artık bu böyle devam edemez noktasında. O yüzden Funda hocamızı da yayına alacağız. Evet, dediğimiz gibi hem normalleşme bekleyişi hem arayışlar devam ediyor seçim sonrası ekonomide. Bir yandan da gözlerimiz yeni kurmayların alacağı kararlarda. Böyle faiz politikası konusunda olsun, normale dönüş konusunda olsun aslında piyasalar hani böyle nispeten ikna olmuş gibi görünüyorlar Sayın Başkan. Hoş geldiniz bu arada, sizi de görüyorum. Ama bir yandan da baktığımız zaman herhalde ben burada sık sık söyleşiler yapıyorum. Sizin çatınız altında yüz binlerce, 700 bin iş insanı var. Yani herhalde temel konu öngörülebilirlik diye düşünüyorum. Birinci beklentiniz ama ben öyle size pası vereyim. Sayın Başkan siz lütfen buradan alın devam edin. Evet, ne bekliyoruz? Teşekkür ederim Ahu Hanım. Gerçekten hoş bu geldiniz. Öngörülebilirlikle ilgili iki önemli aşamayı geçtik. Birinci aşama... İki aşamalı olarak yaptığımız seçimdi. Bu seçim hem katılım oranları itibariyle hem de çok yüksek bir demokratik olgunluk içinde geçmiş olması. Bu birinci aşamayı başarıyla geçtik. İkinci aşamada yeni oluşturulan Bakanlar Kurulu'ydu. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına ve Bakanlar Kurulu'na yeni isimler atandı. Dolayısıyla bütün bu isimlerin de piyasa tarafından makul bulunması, buradaki isimlerin hepsinin kendi alanlarında etkin ve saygın insanlar olması da çok önemliydi. Dolayısıyla bu iki aşama tamamlandıktan sonra artık bundan sonra ekonomik süreçlerle ilgili sizin de ifade ettiğiniz gibi öngörülebilirlik öne çıkıyor ve bununla ilgili bazı verilerin, politikaların netleşmesi ve açıklanması bekleniyor. Bu aşamada biliyorsunuz en çok konuştuğumuz kur, faiz ve enflasyon üçlüsü var. Evet. Bununla beraber bizim beklentimiz evet, kur, faiz ve enflasyonla ilgili kurgu yapılırken aynı zamanda yatırım, üretim ve istihdamla ilgili süreçlerinde bununla eşlenik ve koordineli bir şekilde kurgulanması. Yani faizle, kurla ve enflasyonla ilgili politikaların mutlaka yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla uyumlu bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili politikaları zannediyorum ilk bilgileri bu cuma günü Hazine ve Maliye Bakanımızın, Merkez Bankası Başkanımız, SPK Başkanımız'a yapacağı, Türk bankacılık sektörünün üst düzey yöneticileri yapacağı toplantı sonrasında ilk feedbackleri alabiliyor olacağız. Bilhassa de onu takip eden hafta içinde Para Piyasası Kurulu'nun açıklayacağı karar, önümüzdeki dönemle ilgili işin rengini, bizim piyasaların bu konuda ne yapması gerektiğiyle ilgili bir yol haritası yavaş yavaş ortaya çıkacaktır diye bekliyoruz. İnşallah. Şimdi kurla o zaman başlayalım. Önce kuru biraz daha açalım. Çünkü malum kura yapılan dolaylı müdahaleler son dönemde gerçekten sanayicinin ciddi bir sıkıntısına dönüştü. Hani sık sık da konuştuk burada. Biz artık rekabetçiliğimizi kaybetme noktasına geldik. Çünkü kur artmıyor.
maliyetler artıyor. Biz yurt dışına gidip fiyat verdiğimiz zaman böyle daha yukarıya fiyatı yükseltip hani onun geri dönüşünü de alamıyoruz ve biz müşterimizi kaybediyoruz. Pazarımızı neredeyse kaybetme aşamasına geldik denilirken şimdi bir kur tarafında hani ilk bir normalleşme başladı. Orada bir atak, ciddi bir baskılamadan sonra tabii ki seçim sonrası ilk atak geldi. Bu gelişmeyi nasıl karşılıyorsunuz? İş dünyasını hep böyle tatmin edici rakam 24-25'ler seviyesi olarak telaffuz ediliyor. Aşağı yukarı şu an o noktaya da gelmiş bulunmaktayız. Beklentine neye göre pozisyonluyorsunuz Şekip Bey kendiniz? Şimdi Ava Hanım biliyorsunuz 2022'nin 3. ve 4. çeyreğinden itibaren 2023'ün de ilk çeyreğinde kur seviyesiyle enflasyon arasındaki paralellik kayboldu, korelasyon kayboldu. Türkiye ne zaman kuru baskıladı ise takip eden dönemde sert bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya kaldı. Bunu son 20-30 yılı, 40 yılı incelediğiniz zaman bunu hep bunun ola geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim şu anda kurun bu baskılanmış seviyesinden normal seviyeye taşındıktan sonra önümüzdeki dönemlerde enflasyon süreciyle uyumlu bir şekilde güncellenmesinin piyasa dengeleri açısından, ihracatçı açısından doğru ve önemli olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda birinci aşamada bir kur düzeltmesi gerekiyordu. Bu kısmen şu anda gerçekleşti. Burada bir miktar daha bir düzeltme olması ihracatçının önünü açacaktır. İthalatı da baskılayacağı için dış ticaret açığına da katkı sağlayacaktır. Ondan sonra Merkez Bankası'nın da yine bu yeni dönemde mutlaka yapması gereken bir şey şu anda açıklanmış olan ve aslında piyasada karşılığı olmayan, gerçekçi bulunmayan enflasyon hedeflemesinin tekrar yeniden kurgulaması, yeniden belirlemesi ve bunu piyasayla paylaşması sadece 2023 için hedeflenen oranlar değil, aynı zamanda bugünden 2024 ve 2025 enflasyon oranları ile ilgili beklentinin de belirlenmesi ve açıklanması çok önemli. Ki herkes önümüzdeki 2,5 yıl için, 3 yıl için kendini, pozisyonunu belirlesin ve ona göre yatırımlarını, fiyatlamalarını ve portföyünü hayata geçirebilsin. Onunla ilgili politikalarını belirleyip uygulamaya geçebilsin. Yani tahminlerin gerçekçi rakamlar üzerinden kurgulanması ve gerçekten de o rakamların gerçekleşmesi güvenilirlik açısından önemli herhalde, değil mi? Kesinlikle. Bütün yaptığınız, aldığınız kararların piyasa tarafından tabiri caizse satın alınıyor olması lazım. Piyasadaki hem iç piyasa açısından hem de Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynakları sağlamasını öngördüğümüz dış piyasa açısından doğru bir şekilde algılanması ve tırnak içinde satın alınması gerekiyor diye ifade etmek istiyorum. Ben bununla ilgili yeni kurulan ekibin bu konuda hem yurt içindeki aktörlere hem yurt dışındaki bu konuyu takip eden kurumlara ve kuruluşlara doğru mesaj vereceğini ve doğru politikanın devreye gireceği konusunda bir iyimserlik içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde de bununla ilgili ümit ediyorum ki iş dünyasının sadece finansman dünyasının değil, aynı zamanda iş dünyasının yatırımcının, üreticinin ve ihracatçının da beklentilerini karşılayacak bir politika seti ortaya çıkacaktır. Ve buna göre önümüzdeki dönemle ilgili ağırlıklı olarak yatırımı, üretimi ve ihracatı öncelikleyen bir paket devreye girecektir. Bu sayede Türkiye çok hızlı bir şekilde yapması gereken en önemli hedef olan dış ticaret açığının kapatılması, ihracatın artılması yoluyla ve Türkiye'nin bir an önce yabancı kaynaklara ihtiyaç duymadan süreçlerin devam ettirebilecek bir yapıya gelmesi gerekiyor. Bütün politikaların üst maddesinin bu olması gerekiyor. Bu noktada 22 Haziran'dan beklentiniz ne Şekip Bey? Özellikle faiz politikasında bir konvansiyonele, eskiye, geleneksele dönüş bekliyor musunuz? Burada biz işi ikiye ayırmak istiyoruz. Bir taraftan Merkez Bankası'nın şu andaki faiz seviyesinin zaten cari uygulamada da çok fazla karşılığı olmadığını görüyoruz. Mesela KKM'ye verilen bankaların verdiği faiz oranları ile Merkez Bankası'nın referans faiz arasında ciddi bir kopukluk yaşanıyor son dönemlerde. Dolayısıyla şu anda bir dengenin oluşturulması gerekiyor. Yani burada denge üç ayaklı bir denge oluşması gerekiyor. Bir tanesi tasarruf sahiplerinin kendi tasarruflarının değer kaybetmeyeceği araçların mekanizmaların devreye gireceğini görmesi gerekiyor ki bu elindeki kaynağı tüketime değil tasarrufa yönlendirsin ve bu da bankalara mevduat olarak intikal etsin. Oradan da ilave kredi hacmi oluştursun.
İkinci konu oluşacak yeni finansman maliyetinin piyasalar tarafından kabul edilebilir ve yönetilebilir olması lazım. Bu çok önemli. Üçüncü konuda bununla ilgili bizim üzülerek söylesek de şu anda dış kaynağa ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Hı hı. Bütün bu yapılan politika setinin yabancı kaynak sağlayıcılarında kabul edebileceği bir çerçeve içinde hayata geçmesi gerekiyor ki onlar hem borsaya hem işte devlet iç borçlanma senetlerine, devlet tahvillerine, Türkiye'deki portföy alımlarına, Greenfield yatırımlarına tekrar hızlı bir giriş yapabilsinler. Finansmana erişimde çok ciddi bir kilitlenme oldu seçim arefesinde. Şimdi de tabii yeni ekonomik kurmaylarının alacağı kararlar netleşsin isteniyor. Hala o kilit devam ediyor mu Şekip Bey? Finansman tarafında nasıl bir durumdasınız, pozisyondasınız iş dünyası olarak bankalarla ilişkilerde? Ağa Hanım, aslında toplam kredi hacmine baktığınız zaman toplam kredi hacminde bir sıkıntı yok Türkiye'de. Yani bizim baktığınız zaman normalde Türkiye'deki toplam kredi hacmi gayri safi milli hasılamızın %6'sı 8'i mertebesinde ola gelmiştir normal yıllarda. Hı hı. 2022'de bu %12'ye, 2023'ün ilk çeyreğinde %14'e kadar çıktı. Dolayısıyla kredi hacminde ciddi bir büyüme oldu. Evet. Ama önemli olan bu büyüyen kredi hacminin kimlere, hangi şartlarda, hangi maliyetlerle kullandırıldığı, bunun içindeki tüketim kredilerinin payı ve bunun artış hızı. Dolayısıyla bence bundan sonraki dönemde krediye erişim kadar kredinin maliyetinin doğru kullanıcılara, şirketlere, yatırımcılara plase edilmesiyle ilgili bir sürecin devreye girmesi gerekiyor. Yine Türkiye'de ithalatı azaltacak bazı stratejik yatırımlara tercihli bir takım kredilerin vermesi gerekiyor. Şirketlerin artan sermaye ihtiyacını ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle KOBİ'lere yönelik KGF destekli bir kredi paketinin, ama sadece selektif bir kredi paketinin devreye girmesi gerekiyor. Ve bunun daha evvel kısmen olumsuz örneklerini gördüğümüz gibi amaçlanan hedef dışına gitmemesinin kesin önleneceği bir yapıyla piyasaya verilmesi gerekiyor. Son dönemlerde özellikle EYT'ye bağlı olarak çok sayıda emekli olan çalışan oldu. Bunlarla ilgili şirketlerin üzerine çok ciddi bir mali yük geldi. Dolayısıyla en azından bundan sonrası için bu konuda şirketlerin yönetebileceği bir kaynak kendilerine tevdi edilmesi gerekiyor. Yani işin özeti, elimizdeki kredi kaynaklarını, Türkiye kaynakları kıt bir ülke. Maalesef toplumsal anlamda hem kişi bazlı hem şirket bazlı yeteri kadar tasarruf etmiyoruz. Tasarruf oranlarımızı artırabilecek politikaların tüketimi değil, tasarrufu artıracak politikaların hızla devreye girmesi gerekiyor. Tüketici kredilerin de buna göre mutlaka içeriğinin ve maliyetinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun özellikle altını çiziyorum. Tüketici kredilerinde belki tek pozitif ayrım yapabileceğimiz konu birinci el konusunun dışları, kesinlikle ikinci el işin içinde olmamalı. Hı hı. Sosyal sorumluluk anlamında, toplumsal ihtiyaç anlamında birinci el konut satışlarında bir pozitif ayrımcılık yapabiliriz. Ama onun dışında tüketici kredilerinin de içerik olarak ve miktar olarak da daha makul bir seviyeye gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yani kolay değil süreç Şekip Avdagiç. Gerçekten de bir yandan da hem büyümek istiyoruz, bir yandan hem piyasada canlı kalsın istiyoruz. Bir yandan enflasyon canavarını biraz dizginleyelim istiyoruz. Bilemiyorum, bunların hepsi aynı anda yapmak pek kolay değil. Yani kolay gelsin diyoruz biz herhalde hep birlikte bir yandan ekonomi yönetimi. İyi bir ekip iş başına geldi. Açıkçası iş dünyası olarak da onlara ciddi bir kredi açıldı. Evet. Bu krediyi de doğru kullanacaklarını ümit ediyorum ve biz iyimser bir bakış açısıyla önümüzdeki haftalarda atılacak adımları bekliyoruz. İnşallah. Birazcık iş gücü tarafındaki maliyetleri de konuşalım. Genel maliyetleri de konuşalım Sayın Başkan tabii ki. Enflasyonla birlikte durmadan artıyor maliyet. Bir yandan bir beklenti enflasyonu da var hep Türkiye'de. Yani işte zaten böyle enflasyonun sorunu bu galiba. Bütün şeyi bozuyor. Kimyayı, psikolojiyi, her şeyi bozuyor. Ama bir yandan da gerçekten de işin iş gücü tarafında da yüksek maliyetlerle karşı karşıyasınız. Bayram arefesinde de bir ara zam eli kulağında gelmek üzere. Asgari ücretle ilgili çeşitli rakamlar telaffuz ediliyor. Bilmiyorum, siz iş dünyası olarak orada bir beklenti oluşturdunuz mu? Ya da hazırlığınızı hangi rakama göre yaptınız? Şimdi asgari ücret biliyorsunuz normalde yılda bir defa düzenleniyor. Bu 1 Temmuz'da devreye girecek bir ara zam gündemde.
Bu 1 Temmuz'da yapılacak düzenlemenin sadece bu 6 aylık dönemle ilgili TÜFE artışı kadar güncellenmesinin doğru ve makul olduğunu düşünüyoruz. Ama bununla beraber bu düzenleme yapılırken mutlaka özellikle son 4-5 yılda ücretlerinde ciddi bir gelir kaybına yol açan vergi gelir vergisi dilimlerinin tekrar hızlı bir şekilde son birkaç yıllık kayıplara dikkate alacak şekilde güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekiyor ki işverenin elinden çıkacak kaynağın oransal olarak daha fazlası çalışanın ve ücretlinin eline geçsin. Bu anlamda asgari ücretin ilk 6 aylık TÜFE kadar güncellenmesi, vergi gelir vergisi dilimlerinin tekrar bunu dikkate alarak yeni bir tarifenin oluşturulması ve yine iki ilave unsur olarak da SGK üst limitinin asgari ücret daha evvel bu çarpı 5'ti. Asgari ücret çarpı 5 sonra çarpı 6,5 sonra çarpı 7 oldu. Bu da çok yüksek bir oran. Bunun da tekrar makul çarpanlara gelmesi. Son olarak da kıdem tazminatı tavanının asgari ücret çarpanından çıkarılıp enflasyonla enflasyon oranında yükseltilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü asgari ücret sosyal bir ücret olduğu için enflasyon üzerinde yükseltiliyor genelde ki bu doğru bir yaklaşım. Ama bütün ücret gruplarının kıdem tazminatlarının bu enflasyon üzerindeki oranda güncellenmesi şirketler üzerinde öngörülmeyen bir ve yönetilmesi zor bir kıdem tazminatı yükü oluşturuyor. Bu anlamda asgari ücret artırılırken önce gelir vergisi dilimlerinin ondan sonra da SGK üst limitiyle beraber kıdem tazminatı üst limitinde tekrar yeniden kurgulanmasının beklentisi içindeyiz. Peki Sayın Başkan, sanayi odaklı, ihracat odaklı bir dönem Türkiye için ama gerçekten de ciddi desteklerin olduğu bir dönemi başlatmak gerektiğini yayının başında ifade ettiniz. Türkiye'nin başka çıkış yolu yok zaten. Orada tabii biraz sanayi şu alt ve orta düzey teknolojiden yukarıya doğru çekme hadisemiz var. Yani gerçekten de dijitalleşen büyük bir teknoloji devrimin içinden geçen dünyada o rekabetçiliği tutturabilmemiz, yakalayabilmemiz için bir yandan da şirketlerin de kendi içinde hem sermaye yapılarını güçlendirmeleri lazım, markalaşmaya yatırım yapmaları lazım, teknolojiye yatırım yapmaları için belli teşvikler, belli mekanizmalardan da faydalanabiliyor olmaları lazım. Kolay değil tabii o sermaye birikimi içerisinde bunları başarmak. Şöyle bir genel bir makro çerçeveyi bu şekilde çizersek, burada iş dünyasının beklentileri nedir? Belli teşvik ve destek sistemlerinin verildiğini biliyoruz sanayiciye ama hani bugüne kadar verilenlerle hani buraya kadar bir çıkış sağlanabildi. Bundan sonra hani gerçekten de Türkiye yüzyılı dediğimiz noktaya gidebilmek için yapılması gerekenlere dair ya da beklentinize dair sizden birkaç bir şey isterim doğrusu duymak. Teşekkür ederim. Türkiye'deki üretimi biliyorsunuz istihdamın büyük bir kısmını KOBİ'ler oluşturuyor. Dolayısıyla KOBİ'lerin bu sizin saydığınız tüm başlıklarla ilgili merhale kat edebilecekleri selektif ve iyi belirlenmiş mekanizmalarda teşviklere ihtiyacı var. Bizim tabii genel teşvik politikamızda baktığımız zaman yaklaşık %56'sının bölgesel teşviklerden oluştuğunu görüyoruz. Sadece %12'sinin stratejik teşvikler olduğunu görüyoruz. Burada evet bölgesel teşvikler çok önemli ama bizim stratejik teşviklerin toplam teşvik paketi içindeki hem yüzdesini hem de miktarını artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bizce çok önemli. Yine bu dönemde önümüzde ciddi bir hem bir risk hem bir fırsat oluşturan konu var. Dijitalizasyon ve yeşil dönüşüm. Bu iki konu bence çok önemli ve en üst listenin başına eklememiz gereken iki satır. Özellikle yeşil dönüşüm konusunda gerekli adımları atmazsak açıkçası Avrupa Birliği ile şu anda halen yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması'nda çok fazla bir esprisi kalmayacak. Çünkü Avrupa Birliği size sınırda karbon vergisi kapsamında ilave gümrük vergisi almaya başlayacak. Yani evet. Sizin bugüne kadar olduğu gibi mallarınız serbest dolaşımda Avrupa Birliği'ne giremeyecek. Bu anlamda bizim çok hızlı bir şekilde yeşil dönüşümle ilgili gerekli adımları atmamız lazım. Şirketler prosesler itibariyle, üretim metodolojileri ve teknolojileri itibariyle. Buna bağlı olarak da dijitalizasyon anlamında da dünyanın gittiği yolu, süreci iyi görmemiz, bununla ilgili de şirketlerimizin gerekli atılımları ve adımları atması gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz konuların yanında
bu iki konunun da bence sayfanın en başına yazıp evet. bununla ilgili hızlı ve etkin önlemler ve süreçleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Peki. Biraz kalan süre içerisinde Sayın Başkan, sanayiyi konuştuk. Tabii daha konuşulacak çok konu başlığı var ama süremiz dar. Biraz da bacasız sanayi tarafına, yani turizme geçelim. Çünkü hani sizin de temsilcisi olduğunuz İstanbul gerçekten turizm tarafında bir büyük marka. Dolayısıyla biraz bu hani şehrin turizm algısındaki o katma değeri nasıl yükselteceğimizi de konuşalım Sayın Başkan. İstanbul'un tabii vaat ettiği çok şey var. Şu an hala daha kat etmesi gereken ciddi bir yolda var. İşte deprem diyoruz yaşanıyor, hemen İstanbul'daki turizm hareketliliğini etkiliyor. Bir seçim yaşayacak oluyoruz. Kendi içimizde yaptığımız bir takım yerli yersiz yorumlar dünya basınına belli mecralardan akarak buraya gelen turistin hareketliliğini etkiliyor. Dolayısıyla biraz İstanbul'daki turizmi konuşalım, hareketliliği konuşalım. Perakende'ye çok yansıyan, çok kuvvetle yansıyan bir turistik hareketlilik görmüştük geçen sene. Bu senenin ilk aylarında bunun çok düştüğünü biliyoruz perakendeciler olarak. Dolayısıyla böyle bir büyük resmin üstüne İstanbul'a oturtursanız hem mevcut şu an nasıl bir durum var, tablo var, hem de işte ne bileyim kongre turizmi vesaire, tabii pek çok seçenek var İstanbul'un elinin altında, ne söylersiniz? İlk 5 aylık verilere baktığımız zaman İstanbul'la ilgili bu sene gerçekten iyimser olduğumuz bir yıl. Dün yeni İstanbul Valimizi ziyaret ettiğimiz zaman da ona bir simülasyon yaparak bir müjde verdik. Şu anda inşallah yılın geri kalan 6,5 ayında bir sıkıntı olmazsa, ki inşallah olmayacağını İnşallah. Öngörüyoruz. İstanbul'da ilk defa nüfusundan daha fazla ziyaretçiyi misafir edeceğiz. Yani İstanbul nüfusu 18 milyon civarında olduğunu öngörürsek 19 milyon civarında turist bekliyoruz İstanbul'da 2023 yılında tamamında. Dolayısıyla şu anda Turizm Bakanlığımızın bir 18 milyar dolarlık bir gelir öngörüsü var ama bunun kayıt dışı, kayda girmeyen bazı gelirlerle biz 22-23 milyar dolar mertebesine çıkacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla sadece İstanbul'un dış ticaret açığına ciddi bir katkısı olacaktır. Şu anda özellikle seçimler bitti. UEFA finali de burada güzel bir doping etkisi yaptı. Evet. Ve biz dün de bir otelcilerle bir toplantı yaptık. İstanbul'da otellerin bu rezervasyon sitelerin üzerinden yapılan rezervasyonlardan dolayı önümüzdeki ayları da daha rahat görüyoruz ve önümüzdeki dönemde ilgili simülasyon yapma imkanını buluyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un kalan dönem için, 3. ve 4. çeyrek içinde çok verimli bir dönem geçireceğini öngörüyoruz. O anlamda genel resim pozitif. Diğer yanda sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle kongre turizmi ile ilgili ciddi sayıda gerçekten kongre turizmi yapanlar İstanbul'u özlediler. Hep aynı yerlerde Avrupa'daki belli metropollerde kongreleri yapmaktan artık sıkıldılar. Çok sayıda kongre İstanbul'a geliyor. Biz de İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Büromuz vasıtasıyla, ICVB vasıtasıyla buraya ciddi katkı veriyoruz. Ve İstanbul'a sadece bu yılın geri kalanında 40 binin üzerinde kongre katılımcısı gelecek. Kongre katılımcıların normal ziyaretçilerden şöyle bir farkı var. Kongreye gelenlerin çok büyük bir kısmı kendi sektörlerinde toplumlarının kanaat önderleri. Hem gelir anlamında normal turistten 4-5 kat daha fazla para harcıyorlar ülkemizde, şehrimizde. Hem de kendi sektörlerinin kanaat önderleri oldukları için Türkiye'den olumlu intibalar, İstanbul'dan olumlu intibalarla ayrıldıkları zaman o toplumdaki Türkiye ve İstanbul'la ilgili imajı da yukarı doğru çekiyorlar. Dolayısıyla kongre turizminin belki de gelir ayağından daha fazla bu yaptığı imaj katkısı çok daha değerli ve önemli. O anlamda biz şu anda İstanbul'da kongre yapılan bütün kurum ve kuruluşlara da hem ICVB hem de TÜGEF Turizm Geliştirme Vakfımız üzerinden İstanbul Ticaret Odası olarak çok ciddi katkı veriyoruz. Bunların kongrelerini İstanbul'a getirmeleri için hem organizasyonel hem maddi destek veriyoruz. O anlamda İstanbul'daki kongre turizminin şu anda tekrar sıçrayışa geçtiğini ve ben 2024-25 döneminde tekrar İstanbul'un daha evvel bunu gerçekleştirdiği gibi dünyanın en fazla kongresinin organize edildiği ilk 10 içine gireceğini mutlaka öngörüyorum. Peki Baldagit, çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli katkınız için gün ortasına. Görüşmek dileğiyle. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, burada noktalayalım. Daha doğrusu kısa bir virgül bir arası koyalım Sayın Başkan'ı uğurladıktan sonra. Reklamların ardından biraz şu vergi konusunu ele alacağız. Az önce duyurmuştum. Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar bizlerle bir arada olacak. Görüşmek üzere.
enerji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam edecek.